Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel bir yazmam var, sizlerle paylaşacağım. E, kenarında da yazması kadar güzel bir oya göstermeyi düşünüyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Önce tığlamamı göstereyim size. Oyama hazırlamak için. ile ilgili benim püf noktalarımı merak eden arkadaşlar YouTube'un arama kısmına Oyağının 1098 yazarak benim püf noktalarımı paylaştığım videomu izleyebilirler. Yazmamın kenarlarını dediğim gibi iki zincirle tığladım. Kenarını tığlarken kullandığım ipim Altınbaşak marka 434 numara yeşil. Yazmam içerisinde mor, pembe, mavi bu renkleri kullanarak devam edeceğim. Mor rengim altın başak marka 63 numara mor. Mavi rengim yine altın başak marka 198 numara mavi. Ve mor tonu, mor ve pembe arası bir ton aslında bu. Bu ton da altın başak 87 numara. Kullandığım tığım da her zamanki kullandığım 22 numara tığım arkadaşlar. Hemen oyama başlamak istiyorum. Ben çok beğendim. Çok hoşuma giden bir model oldu. Ilmeğimi oluşturuyorum çimenimi yapmak için. Bu oyanın çimeni üçer üçer tığ batlatladığı için biraz çabuk gidiyor diyebiliriz. Yaprak kısmı oyalasa da diğer kısmı üçer üçer atladığı için bence çabuk gidiyor. Geldim tığ battımın altından ipimi tutturuyorum sık iğne ile. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada örümcek yapacağım için özellikle kullanırken gevşememesi için üstüne ben bir tane zincir çekerek başlıyorum. Yaklaşık Şöyle yan tutarak göstereceğim. İki tığ battıdan biraz daha uzun. Şöyle göstereyim. Çok az uzun bir örümcek yaptım. İki defa doluyorum tığıma ipimi. Tığlamamda bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. Geniş olacak arkadaşlar arası. İki çıktım. İki çıktım. İki çıktım. Böyle büyük olacak. Üçer üçer atlıyoruz çünkü bu modelde. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Geldim. Trabzanımın önünden girdim, içinden geçtim. Bir tane ilmek oluşturdum. Tığımda iki ilmek oldu. Yine aynı şekilde trabzanımın önünden girdim, içinden geçtim. Üçüncü ilmeğim. Trabzanımın önünden girdim, içinden geçtim. Dördüncü ilmeğim. Bu şekilde dört tane ilmek yaptıktan sonra önce iki çıkıyorum. Sonra yine iki çıkıyorum. Sonra yine iki çıkıyorum bu şekilde. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Bu aralarda minik boşluklar oluştu. Bu boşluktan giriyorum ve kirpiğimi düğümlüyorum arkadaşlar. Yine tığımda bir tane ilmeğim var. İkinci boşluktan giriyorum. İkinci ilmeğimi alıyorum. Üçüncü boşluktan giriyorum. İpimin arasına girdim. Boşluktan girersek daha düzgün olacak. Üçüncü ilmeğimi alıyorum. Şimdi bunları da ikili ikili çıktım. Bir 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane boşluk kaldı zaten. O bir tane boşluğundan giriyorum. Yine iki çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm tekrar. Yine aynı yuvadan kirpiğimi düğümledim bu şekilde. 1-2-3-4-5 zincir çektim yine aynı yuvadan tepedeki tek kalan yuvada 3 kirpik oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim uç kısmını şimdi burada bir zincir çektim alttaki yuvaya geliyorum sık iğne ile 1-2-3-4-5 zincir çektim yine aynı yuvaya dönüyorum kapattım bir tane zincir çektim bir alttaki yuvaya geliyorum Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi aynı yuvaya kapattım. Bir tane zincir daha çektim üstüne. Şöyle bir düzeltiyorum yaprağımı. Aşağıya doğru 8 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. tığbatının altında. Bu şekilde arada kalacak olan çimenimi yapmış oldum. Şimdi tekrar örümcekle başlıyorum. İki defa doladım tığıma. Biraz ip saralım. Geldim tığ battı da 1, 2, 3 tane boşluk bıraktım. Dördüncüden giriyorum. 2, 2, 2 çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Burada yaprak yapmayacağız arkadaşlar. Burası yuva olacak. Çiçek yuvası. Aşağıya doğru. Burada 8 tane yapmıştım. Sık iğnemi. İkinci boşluğumda 10 tane yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 düzeltiyorum 11. tığ battının altında şöyle göstereyim. Şimdi tekrar örümceğimi alıyorum. 2 defa doladım. Tığlamamda 1 2 3 boşluk bıraktım. dördüncüden giriyorum. ikili, ikili, ikili çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Zincirde ilmeğimin büyüklüğünü tutuyorum. Yine trabzanın önünden geçtim. İçinden geçtim, önünden geçtim, içinden 3 oldu, önünden geçtim, içinden geçtim, 4 oldu. Yine ikili, ikili, ikili çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim üstüne. Kirpiğimi düğümledim. İkinci boşluğundan giriyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi çektim. Üçüncü boşluğundan giriyorum. Yine aynı şekilde ilmeğimi çektim. Üç tane tığımda ilmek oldu. Şimdi bunu da ikili ikili çıkıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Boş olan yuvadan girdim. Hepsini birden. İki tane ilmeğim vardı zaten. İkisini birden çektim. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm aynı yuvaya. Bu uçta kalan yuvaya 3 tane yapıyoruz arkadaşlar. 5 zincirli kirpikten. Yaprak gibi durması için. Yine aynı şekilde bir zincir çekiyorum üstüne. Bir alttaki boşluğuma iniyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya kapattım. Bir zincir çektim alttaki boşluğuma sık iğne ile giriyorum burada da yine 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı şekilde aynı yuvaya kapatıyorum bir zincir çektim aşağıya doğru 8 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 7. 8. 9. Tıvattının altına. Ben bu modelde arkadaşlar bir yaprak bir yuva bir yaprak bir yuva şeklinde gidiyorum. Şimdi ben her renkten birer tane olacak şekilde yuvalarımı arttırayım. Üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum. Üst kısmının yapılışı da zor değil, o da kolay. Ama yapıldığında böyle çok güzel, çok hoş, zarif bir oya oluyor. Hızlı bir şekilde bu kısmını arttırayım. Hemen dönelim. Ben oyamı gösterecek kadar biraz çimenimi arttırdım arkadaşlar oyamızın çimeni bu şekilde devam ediyor yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz şimdi renkli kısmını yapılışıyla devam etmek istiyorum ben renkli kısmı alt kısma göre tabii ki daha çabuk gidecek atlayarak yapacağız çünkü e, geliyorum mavi yapacağım ilk önce ilmeğimi oluşturuyorum. Hemen ilk boş bıraktığım çiçek yuvasından giriyorum arkadaşlar böyle sık iğne ile ipimi tutturdum. Şimdi diğer yapraklarda yaptığım gibi yine yuvadan giriyorum içinden geçiyorum ikinci ilmeğim yuvadan girdim içinden geçtim üçüncü yuvadan girdim içinden geçtim dördüncü ilmeğim yine bunları da ikili 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 çıktım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum İlk boşluğundan giriyorum şöyle boşluğumu da göstereyim arkadaşlar oldukça da belli oluyor zaten girdim ikinci boşluktan yine giriyorum İçinden çekiyorum üçüncü boşluktan da aynı şekilde üçüncü boşluk biraz kapalı duruyor ama orada bir boşluk oluyor arkadaşlar yine ikili ikili çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Hemen önündeki boşluktan kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane daha boşluğum var zaten burada. Burası son nokta. İkisini birden çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yuvanın kirpiğimi tutturuyorum. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine aynı yuvaya döndüm bu son tepedeki yuvaya 3 tane kirpik yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Yine döndüm aynı yuvaya tutturdum. Burada şimdi bir tane zincir çektim. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. Sık iğne yaparak 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya döndüm. Bir tane zincir çektim. Bir alttaki yuvaya geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya geldim. Tutturdum. Sık iğne ile en son bir zincir çektim. Yeşil e, en baştaki yuvaya tekrar sık iğne ile en sonunda bir tutturuyorum. Bir tane üstüne zincir çektim. Burada ipimi keseceğim hemen. Diğer renklerimi de yapayım arkadaşlar. Sizinle paylaşayım. Ben oyamın diğer yapılması gereken bölümlerini de yaptım arkadaşlar. Bittiğinde oyamız bu şekilde görünüyor. Bence çok güzel oldu. Ben bugün çiçekli yazmanın kenarında gösterdim ama ütülerken fark ettim ki bu model tüy desenli yazmalar için çok güzel, çok uyumlu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle tüy desenli yazmaların fotoğrafını atıp bu yazmanın kenarına nasıl bir model düşüneyim diye soran hanımlar oluyordu. Onlar için güzel bir seçenek olur diye düşünüyorum. Oyamı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olmadıysanız ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hem bu oyamın hem de şimdiye kadar videosunu paylaştığım bütün örneklerimi, yakın plan fotoğraflarını da Instagram'da oyalım sayfamda bulabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Herkes yapsın, güzel günlerde kullansın. Örnek mendilinizi mutlaka bu modeli de ekleyin.